Seçime CHP listelerinden giren Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ittifak için imzaya attı. İki parti meclis çalışmalarının yanı sıra yerel seçimlerde de işbirliği yapacak. Saadet Gelecek İttifakı'yla meclisteki grup sayısı da 6'ya yükselecek. Bizim amblemimiz altında birleşerek mecliste bir grup oluşturmaya karar verdik. İki parti anlaştı. Saadet ve Gelecek Partileri ortak grup kurma kararı aldı. İki parti olarak birçok konuda karşılıklı fedakarlıklar yaparak önemli bir adım attı. Saadet Partisi ile Gelecek Partisi mecliste ortak grup kurma konusunda uzlaştı. Buna göre Saadet Partisi çatısı altında grup kurulacak. Gelecek Partili vekiller Saadet Partisi'ne geçecek. Her parti milletvekili kendi kimliklerini korumakla birlikte bir devre için Saadet Partisi grubu olarak faaliyet gösterecekler. Grup başkanı Gelecek Partisi'nden olacak. Görüşmeler uzun bir süredir devam ediyordu. 14 Mayıs seçimlerinde DEVA 15 Saadet ve Gelecek Partileri ise 10'ar vekil çıkardı. 3 parti mecliste grup kurmak için harekete geçti. Ancak seçimlere DEVA Partisi'nin isim ve logosu altında girmeyi şart koşan Ali Babacan, grup kurma konusunda da Saadet ve Gelecek Partisi ile anlaşamadı. Görüş farklılıklarımız siyasi partiler arasında doğaldır. Ama şu anda Türkiye'deki atmosfer bir araya gelmeyi, ortada söz konusu olan bu dağınıklığı ve karamsarlığı giderecek adımlar atmayı zorunlu kılıyor. Üç partili model sonuç vermeyince bu kez 10'ar milletvekiline sahip olan Gelecek ve Saadet Partisi arasındaki temaslar başladı. Görüşme trafiği bayram sonrasında hızlandı ve Saadet Partisi çatısı altında grup kurma formülü üzerinde anlaşıldı. İki partinin genel başkanları bugün kameraların karşısındaydı. İnşallah önümüzdeki hafta ilk grup toplantımızı da birlikte yapacağız ve milletimize mesajlarımızı bu grup toplantısına vereceğiz. Karar ortak basın toplantısıyla kamuoyuna duyuruldu. Seçimler yapıldı. Beklediğimiz neticeyi elde edemedik. Ama her şeye rağmen de önemli bir merhale kat ettik kanaatindeyiz. Mecliste grup oluşturacak kadar milletvekilimiz var. Ve biz bir araya gelmeyi ülkemiz için, milletimiz için bir ihtiyaç olarak gördük. Ortak açıklamada iki partinin Saadet Gelecek İttifakı adı altında ittifak kurduğu bildirildi. İki parti meclis çalışmalarının yanı sıra 2024'te yapılacak yerel seçimlerde de işbirliği yapacak. Bu adımı atmayı Türkiye'de özellikle önümüzdeki yerel seçimlerde dahil olmak üzere geleceğimizi şekillendirecek önemli bir görev olduğu kanaatiyle bugün bu protokole imza attık.